Şimdi ise Kızılay Denizli Şube Başkanımız Adem Salih Deniz Beyefendi olacak. Neredeyiz? Söylüyorum. Hazır mısınız? Hazırsınız. Otel Angels Park'tayız. Tüm öncelikle patronu beyefendiye, evlatlarına ve çalışanlarına bu ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hocam hoş geldin. Hoş Hocam, bulduk. hocam diyorum. İyi yayınlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz inşallah. İyiyiz, iyiyiz. Çok Allah şükür. sağlık, afiyet versin. Amin, Sağlıklı, amin, mutlu günler amin. diliyorum. Daha kanlı günler diyoruz. Kanlı, canlı günler diyoruz. Kan ihtiyacı olmasa tek keşke. İşte Yani kanlı, herkes canlı sağlıklı dediğimiz, olsa, evet. herkes kanlı olsun ki kan Evet. vermek daha basit Herkes olsun. sağlıklı olsa, mutlu olsa, huzurlu olsa, hiç ihtiyacı olmasa. Evet, Kızılay Başkanı dediğimiz beyefendi Adem Salih Deniz 2020 yılını hemen değerlendirecek. Buyurun efendim, söz sizde. Tabii 2020 yılında nasıl başladık? 2020 yılında Malatya ve Elazığ depremiyle başladık. Denizli halkımız burada da duyarlılığını gösterdi. Halkımız olarak biz Malatya ve Elazığ deprem zedelerine ulaştırılmak üzere battaniye, gıda kolisi, hijyen malzemesi ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan 15 taneye yakın tır gönderdik. Buradan ilimizden sardık gönderdik. Halkımız bu konuda 2020 yılında bu duyarlılığını gösterdi. Ondan sonra Mart ayı ile beraber bir koronavirüs sürecine yaşamaya başladık. Koronavirüs süreci yaşantımızda çok şeyi değiştirdi. Gündelik ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlarımız, günlük çalışarak hayatını kazanan vatandaşlarımız burada işsiz kaldılar, çalışamadılar. Kızılay Denizli Şubesi olarak sadece il merkezinde değil, diğer merkeze bağlı ilçelerimizde de sosyal yardımlaşma vakıfları, valilikler, kaymakamlıklar marifetiyle vefa destek grupları kapsamında çalışmalarımızı bu şekilde sürdürdük. Böylece ilimizdeki ihtiyaç sahiplerinin geneline ulaşmaya çalıştık. Buralarda neler yaptık? Gıda kolisi, hijyen malzemesi, efendim erzak ve alışveriş çekleri ve nakit yardım faaliyetlerimiz oldu. Bunlara devam ettik. Bunlar hala devam ediyor. Koronavirüs süreci yaşandığı süre boyunca devam ediyor. Bu arada yurt dışından gelen vatandaşlarımızı biz oteller yurtlarımızda ağırladık. Karantina sürelerinde Kızılay ailesi olarak Kızılay gönüllerimizle beraber baktık. Şimdi bu sokağa çıkma kısıtlamalarına riayet etmeyen, karantinada kalması gerekirken sokağa çıkan vatandaşlarımızı gene yurtlarımızda misafir ediyoruz. Oralarda onların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Aynı şekilde bugün dahi evlerinde karantinada olması gerekirken ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza, diğer türlü koronavirüs bulaşmamış olsa da ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza her türlü aynı nakdi yardımlarımız devam ediyor. Bunlar bizlere nasıl ulaşıyorlar? Kaymakamlıklar, valilikler, vefa destek grupları ve sosyal yardımlaşma vakıfları marifetiyle ulaşıyorlar. Bu şekilde bu organizasyon içerisinde, bu halka içerisinde yardımlarımız devam ediyor. Biz tabii bu süreci hiç yaşamamayı dilerdik. Ama bu süreç bize şunu öğretti. İnsan önce kendi sağlığını, kendi hayatının kıymetini bilmesi lazım, kendi sağlığını koruması lazım. Tabii bu süreçte bir de neyi yaşadık? Kan bağışlarımız bizim çok düştü. Biz halbuki kendi tedbirimizi almıştık, kendimiz diye bir altyapı öngörmüştük. İşte bir demokrasi meydanında alışveriş merkezinin önünde bir kanalın birimi açmıştık. Üniversite kampüsünün öğrencilerin olduğu yerde bir alışveriş bir kanalın birimi açmıştık. Buradaki faaliyetlerimizin yanı sıra bayram yerindeki kanalın birimimiz faaliyete devam ediyor. Her gün 7 gün esaslı olarak çalışıyor şu anda. Bütün kanalın birimlerimiz 7 gün esasıyla çalışıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızı bu konuda duyarlı olmaya çağırıyorum. Sabahleyin saat 10'da başlıyor, saat 7'ye kadar, 6'ya kadar bütün kanalın birimlerimiz çalışmaya devam ediyorlar. Mutlaka ben ihtiyaç sahiplerinin olabileceğini düşünerek sağlıklı olan bireylerin ben kan bağışı yapmak istiyorum diye kan merkezine doğru yola çıktığında polis engelini de aşabilirler. Sokağa çıkma kısıtlamasından burada muafiyeti de var. Ben bu muafiyeti de böylece duyurayım ve halkımız belki Ama kan vermeye çıkacaksa, evet kan vermeye yani çıkacaksa, onu evet bir de tabii. yani onu öyle söyleyip de başka şeyler de yapacak Yaparsa insanlar da o var. cezasını görür Çeker zaten. Yani diyorsunuz. onu mutlaka görür. Hiçbir şey karşılıksız kalmaz. Sayın Başkan diyorsunuz, Pamukkale TV olarak, Çapraz Açık programımız olarak
kan alma merkezinde çok güzel bir program gerçekleştirmiştik. Evet, çok teşekkür ederim. İnşallah hala ilgiyle izleniyor. Çok İnşallah faydalı olmuştur ama çekeceğiz, devam edeceğiz. Evet, inşallah. Tabii, beklerim. O günden bugüne Sayın Başkan, halen söylüyorsunuz kan vermek bir ihtiyaç, almak bir ihtiyaç. İhtiyaç çoğaldı mı efendim? Şimdi o günde daha bizim sokağa çıkma kısıtlamalarımız başlanmamıştı. O gün diyorduk ki biz kritik seviyelerin %50 seviyesindeydik. Şimdi daha zor seviyedeyiz. %25'ler 30'lardayız. Hatta bazı ünitelerde kanlarımızı eğer taze kan gelirse ondan aldıklarımızı verebiliyoruz. Daha zor durumdayız şu anda. Ben mutlaka halkımızı Kızılay'a kan bağışı noktasında yardımcı olmaya, bu ihtiyacın bir gün kendilerine de lazım olabileceğini düşünerek davet ediyorum. 18-65 yaş arası sağlıklı her bireyi mutlaka kan alım birimimize gelmelerini tavsiye ediyorum. Kan alım birimlerimizde sizin de gördüğünüz gibi Sedat Bey, orada kan bağışı yapacak olan vatandaşımızın temizliği, hijyeni, güvenliği, sağlığı, kan bağışı yapılacak olan ortamın temizliği, hijyeni, güvenliği, sağlığı ve kan bağışını alacak olan sağlık personelimizin temizliği, güveni ve hijyeni konusunda hiçbir tereddüt yok. Yani oradaki bütün malzemeler tek kullanımlık, her şey gayet güvenli bir şekilde. Mutlaka her kan alım birimimizde, kan alan birimimizde bir doktor görevli. Doktor olmadan kan bağışı alınmıyor. Bir doktor, hekim mutlaka görevli. Orada sizinle ilgileniyor, görüyor. Ve ben bu koşullarda kan bağışı kabul ediliyor. Ben bunu bu konuda halkımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Bunun yanı sıra... Buyurun. Bunun yanı sıra immün plazma bağışlarımız da tabii bu koronavirüs sürecinde biraz bu sürecimiz... Hastalıklar çok yayılınca tedavi olup antikor üreten ve immün plazma bağışçısı olacak vatandaşlarımız daha çoğaldı. Bizim Kızılay ailesi olarak aramamızı beklemeden kendileri gelsinler, randevu alsınlar ve mutlaka immün plazma bağışında da bulunsunlar diye davet ediyorum Sedat. İnşallah tabii bu kısacık bir program olmaz. Evet. Yine bir program çekip izleyicilerimizin sunumuna sunacağız. İnşallah faydalı oluruz diyorum. Evet, 2021 yılındaki temenninizi alayım. 2021 alayım. Yılında bir kere şu koronavirüs sürecinin artık üzerimizden çıkmasını ve normal bir hayata dönmeyi diliyorum. Cenab-ı Allah'tan böyle niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah herkese sağlık, afiyet versin. Bak bu süreçte bir sürü yakınımızı kaybettik. Eşimizi, dostluğumuzu kaybettik. Bunların üzüntüsü bizde bir mutlaka bir yara açtı. Onun için kendimize dikkat ederek sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yıl diliyorum. İnşallah sağlıklı öncelikle evet. 2021 yılında Kızılay Kan Merkezi'ne de ihtiyacımız olsun ama aşırı bir kan ihtiyacı olmasın dileklerimizle 2021 yılına ulaşmış oluruz diyoruz. Çok teşekkür ederim efendim. Ben teşekkür ederim. Ağzınıza ayağınıza sağlık. İnşallah uzun uzun daha konuşacağız. 2021 yılında.